Merhaba arkadaşlar, bugün Aydın Didim Akçeniköy Mahallesi'nde Yeşiltepe bölgesindeyiz. Bugün sizlere 700 metrekare arsa içerisinde 5 oda, 1 salon, açık mutfak, ebeveyn banyolu, giyinme odalı, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı güzel bir villa sunumu için geldik. Sinan şimdi dış cephesini gösteriyor. Sıfır yapı değerli arkadaşlar. Sıfır yapı. Gözünüz alabildiğince güzel bir bahçe alanı var. Güzel bir yüzme havuzumuz var. Tabii biz hemen şöyle bir otopark alanımızı inceleyelim. Otomatik kapısı mevcut değerli arkadaşlar. Yerden bayağı yüksek yapılmışlar dostlar. Bahçe duvarların tamamı taş duvarlarla örülmüş. İki tane araç rahat girebilecek bir otopark alanımız var değerli arkadaşlar. Otopark alanımız bu şekilde. Altı basamakla otomattan yukarı çıkıyoruz. Tabii aynı zamanda engelli rampamız da mevcut. Dört cephesi kamera güvenlik sistemleri ve alarm sistemlerine korunuyor. Aynı zamanda akıllı ev sistemlerine donatılmış. Şimdi bahçe alanından hemen havuz alanına geçelim değerli arkadaşlar. Sabaklı sistemde yapılmış. Denge deposu ve motor dairesi mevcut değerli arkadaşlar. Havuzumuz bu şekilde. Aslında oldukça geniş bir havuz. Burada ince bir yer var. Bunu da çocuk havuzu olarak düşünebilirsiniz değerli arkadaşlar. Çocukların derinliğe düşmemesi için alüminyum korkulukla burası kapatılacak. Tabii ön tarafta baktığımız zaman güneş kırıcısı mevcut değerli arkadaşlar. Verende alanı son derece güzel ve geniş. 45'e 45 yarım mat kalebodurlar döşenmiş yarım mat. Çünkü ıslak zeminlerde kaymamak için. Aynı zamanda burada bir sabit barbekü alanımız var. İnşaatların yoğun olduğu yerde, yani Yeşiltepe'de bir sunum yaparken acaba nasıl bir yer diye sorarsanız, gerçekten şu anda çok talep görünen yerde, sessiz, sakin, güzel bir yer değerli arkadaşlar. Şimdi bahçe alanı detaylı bir şekilde dolaşalım. Gördüğünüz üzere dört cephesi kamera güvenlik sistemlerinden korunuyor dediğim gibi. Bahçe duvarları aynı zamanda gene taş duvarlar örülmüş, üzerine loca tuğlaları dediğimiz tuğlalarla güzel bir dekor verilmiş. Genişçe bahçe değerli arkadaşlar. Genişçe bir bahçe. Tabii ara ara böyle patlak taş, antresit renginde patlak taşlarla dekor verilmiş. Gördüğünüz gibi burası merdiven alanı. Gerçekten de çok güzel olmuş. Dediğim gibi tabii dalmaça malzemelerle kaplaması yapılmış. Sessiz yalıtım açısından üzerine dekoratif sıva kullanılmış. Onun üzerine grenli boya dediğimiz boyalar kullanılmış. Tekrar geldiğimizde tam bağımsız, tam müstakil olması açısından şöyle Sinan inşallah kadraj alıyor. Arazi büyük olduğu için yani kameraya da bazen sığmıyor değerli arkadaşlar. Gayet güzel, gayet şık bir villa gezeceğiz hep beraber. Şimdi evin çelik kapısına doğru gideceğiz değerli arkadaşlar. Evin çelik kapısına doğru giderken engelli rampamız var, iki basamağımız var. Tabii bu çıkmayı tamamen şöyle kapalı alan olarak kullanmış. Nasıl yapmış? Vestiyer alanı vesaire kullanmış buraya. Gördüğünüz üzere, hatta Sinan kardeşim gelsin buraya. Bu elbise asma yerimiz ve ayakkabılık yerimiz tamamen bağımsızlaştırılmış ve güzel olmuş. Şimdi evin içerisi yeni temizlendiği için galoş giyeceğim değerli arkadaşlar. O şekilde tanıtım yapacağım. Gerek ben gerek Sinan kardeşim. Kaloşlarımızı giyip içeriye hep beraber gezeceğiz. Arkadaşlar kaloşlarımızı giydik. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde gördüğünüz üzere zeminler 60'a 120 porselen seramikler döşenilmiş. Gerçekten oldukça geniş bir salona sahip. Salon kısmına geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi hemen ön tarafta bir televizyon ünitesi yerimiz var. Arkasına antresit renginde de doğal taş kullanılmış. Televizyon sistemleri yerimiz hazır. Güzelce bir ünite düşünülmüş. Aynı zamanda 2000 santigrat dereceye dayanıklı güzel bir şöminemiz var değerli arkadaşlar. Şömine hemen televizyon ünitesinin yanında. Buradan da havuz alanına çıkış için boydan boya çok güzel sürgülü kapı verilmiş. Bütün kapı ve pencerelerde bildiğiniz üzere otomatik panjurlarımız mevcut. Tabi açık mutfak demiştim. Mutfak kısmına geçeceğiz. Çok güzel bir ada mutfağımız mevcut değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burası ada mutfağımız. Hemen böyle başlayalım. 5 oda olduğu için biraz zaman alacak. Buzdolabı, fırın, mikrodalga son derece güzel
kaliteli bir şekilde yapılmış bir mutfak. Üstü yine granit, alın kısımları granit, seramikler kullanılmış. Cam evye değerli arkadaşlar, cam evyemiz mevcut. Sürgülü penceremiz bu. Şurada aynı zamanda bulaşık makinesi yeri, set üstü ocak ve dablumbaz yerimiz mevcut. Buradan İtalyan cam diyorlar değerli arkadaşlar. Dışarıdan içeriği göremiyorsun. İçeriden dışarıyı net bir şekilde görebiliyorsun. Filmli camlardan yapılmış. Açılır veya kapanır değil. Buradan bir kapıyla veranda alanına çıkıyorsunuz. Buradan da sürgülü kapı bahçe alanına çıkıyorsunuz. Avizeler çok şık, çok da güzel. Peki bu güzel evimizde banyolar var mı yok mu diye sorarsanız elbette ebeveyn banyolar da var. Giriş kısmında odanın olması çok iyi. Salonu gezdik, bahçeyi gezdik. Şimdi giriş kısmındaki odamıza geçiyoruz. 5 oda demiştik. Hemen birinci odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. Birinci odamıza geldiğimizde amber renginde led ışıklarımız var, spot lambalarımız var. Klima tesisatları duvarın içinde, vavyen şeklinde düşünmüş yatak başları, karşıda bahçeye çıkış için sürgülü kapımız var değerli arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz güzellikte bir ev geziyoruz şu anda. Tabii bu odanın içerisinde de gördüğünüz üzere hem tuvalet alanı hem Hilton dolabımız mevcut değerli arkadaşlar. Aynı zamanda duş yerimiz de mevcut. Şöyle lambayı yaktığımda tek kanatlı bir düş yeri için yer ayırtılmış ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Yani birinci odamız bu şekilde. Tabii akıllı ev sistemleri demiştim değerli arkadaşlar. Dünyanın neresinde olursanız olun, uygulamayı cep telefonunuza indirdiğinizde panjurunuzu açarsınız, elektriğinizi, suyunuzu kapatırsınız, kontrol altında tutabilirsiniz. Salon içerisinde de şöyle gördüğünüz üzere bir tuvalet alanımız, Hilton dolabımız mevcut. Gayet de güzel, şık bir şekilde tasarlanmış. Evet değerli arkadaşlar, tabii 700 metre arsayı dolaştık. Alt katımızı dolaştıktan sonra üst kata çıkacağız. 2 katlı bir evden bahsediyoruz. Alın kısımları beyaz, üstü siyah olmak üzere çok güzel basamaklar yapılmış. Düz basamaklar. Düz çıkıyorsunuz. Sahanlık oluşuyor. Ondan sonra tekrar düz merdivenle çıkıyoruz. Tabii merdiven boşluğunun tamamını sedef boya kullanılmış değerli arkadaşlar. Dekoratif sedef boya. Bu boya nasıl bir şey? Bu boya herhangi bir leke olduğunuzda ıslak bezden yıkayıp temizleyebilirsiniz. Tabii merdiven boşluğunu da aynı zamanda çok güzel aydınlatma için pencereler kullanılmış. Sabit pencereler. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Birinci kata çıktığımızda inanılmaz güzellikte bir evden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Üst kata çıktığımızda son derece geniş, ferah bir koridora sahibiz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tabii amber renginde led ışıklar. Şu aparata baktığınız zaman değerli dostlar, bu herhangi bir elektrik kaçağı, su kaçağı olduğunda otomatik olarak uyarı verilecek sizlere. Hemen siz de önlemini alacaksınız. Burada bir kirler alanımız var değerli arkadaşlar. Şöyle Sinan kardeşim göstersin. Havuz motorunu, boyalar vesaire buraya konulur. Burası bir kirler olarak düşünün. Tabii bunu hemen kapatalım. Çünkü koridor kısmında olurken hemen gözüme çarptı, oraya girdim. İkinci yatak odamıza geçeceğiz değerli arkadaşlar. Her odamızda dolaplarımız mevcut. Gardırobumuz mevcut değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gayet geniş, gayet ferah bir yatak odası. Zeminler komple porselen seramik döşemesi var. Tabii kapıdan balkona çıkışımız söz konusu. Evet, balkonumuzu açtık. İnanılmaz güzellikte plastik doğrama demeyelim, alüminyum doğrama yapmışlar. Gayet de güzel olmuş. Balkon kısmına geldiğimizde burada Sinan kardeşim tekrar hem havuz alanını, otopark alanını, bahçe alanını sizlere göstersin. Hemen hemen akşam üzeri gün batımına doğru geldik buraya. Gerçekten güzel bir ev tanıtıyoruz değerli arkadaşlar. Tekrar odanın içerisine girdiğimizde bu odamız hem ebeveyn banyolu hem giyinme odalı değerli arkadaşlar. Aynı zamanda gördüğünüz üzere burada taşıyıcı kolonda boşlukta güzel 3 kapaklı bir gardırop da düşünülmüş değerli arkadaşlar. 1-2-3 kapaklı bir gardırobumuz var. Yani bu oda, bu evi aldığınızda gardırop almanıza hiç gerek yok. Peki burada ne var? Burada bir giriş kapımız var. Giriş kapımıza girdiğimizde karşımızda boydan boya gardırop var. Karşı tarafta da bir ebeveyn banyomuz var değerli arkadaşlar. Banyonun içerisine geldiğimizde tek kanatlı bir duş yeri için böyle güzel duşa kabin yapılmış, çift açımlı vasıtas pencere, tuvalet alanı, Hilton dolabı. Buradan da gene çift açımlı vasıtas penceremiz mevcuttur değerli arkadaşlar. Yani alt katta bir oda tanıttık, şimdi ikinci odanın içerisindeyiz. Odalarımız hemen hemen ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Tekrar devam ediyoruz. Bir tanesi sanırsam hariç. Hemen şöyle
Üçüncü yatak odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. Üçüncü yatak odamıza geldiğimizde gördüğünüz üzere burada da sürgülü pencere, altı sabit üstü sürgülü pencere olmak üzere gene led ışıklar, spot aydınlatmalarımız var, klima tesisatları duvarın içerisinde. Burada da gene dört kapılı bir gardırop alanımız mevcut. Yani gardırobumuz mevcut değerli arkadaşlar. Çıkıyoruz şimdi buradan üçüncü odamızı tanıttıktan sonra. Dördüncü odaya giderken değerli arkadaşlar şöyle anlatayım. Hemen şu kapımızı, dördüncü odaya girmeden kapımızı kapatıyoruz. Burada bir genel banyomuz var değerli arkadaşlar. Genel banyonun içerisine geldiğimizde gerçekten geniş ve ferah. Gördüğünüz üzere kulaç açtığımda son derece rahat. Şeffaf temper camla duşa kabinimiz var. Vitrifiye malzememiz son derece güzel. Çift açımlı vasıtas pencere, tuvalet alanı, Hilton dolabı, ayna. Aynanın üstünde led ışık ve aynanın arkasında da değerli arkadaşlar güzel etajer yerlerimiz mevcut. Tabii dördüncü odamız bu şekilde, üçüncü odamız bu şekilde genel banyoyu tanıttık. Şimdi dördüncü odaya geçiyoruz. Dördüncü odanın kapısını açtığımızda ufak bir koridor oluşuyor değerli arkadaşlar. Koridordan hemen karşımıza gene ebeveyn banyo. Sinan kardeşim tekrar göstersin sizlere. Banyoyu çok fazla anlatmayacağım. Zaten standart şekilde yapılmış. Tabii dördüncü odanın içerisine geldiğimizde değerli arkadaşlar kapımız açık, balkona çıkış kapımız var. Burada aşağıda anlattığım gibi, şimdi yine anlatıyorum. İtalyan cam diyorlar, filmli camlar değerli arkadaşlar. Ben şu anda içeriden dışarıyı net bir şekilde görüyorum ama dışarıdaki içeriği hiçbir şekilde görmüyor. O kadar güzel bir şekilde yapmışlar ki. Altta da tam kapalı, üstü sürgülü olmak üzere ışık aydınlatma için güzel bir pencere konulmuş değerli arkadaşlar. Aydın Didim, Akiniköy Mahallesi'nde Yeşiltepe bölgesindeyiz. Bu odanın içerisinde de tekrar diğer balkona çıkışı, diğer odadan balkona çıkıyorduk ya, buradan da aynı balkona çıkışımız söz konusu değerli arkadaşlar. Dördüncü odamız bu şekilde. Ne yapıyoruz şimdi? Beşinci yatak odamıza geçeceğiz. Videomuzu bağlayacağız değerli arkadaşlar. 700 metrekare arsa içerisindeyiz değerli dostlar. Şimdi hemen şöyle geldik. Beşinci yatak odamıza. Beşinci yatak odamıza geldiğimizde komple sürgülü kapı verilmiş değerli arkadaşlar balkona. Yani üç tane odamız aynı balkona çıkışı söz konusu. Bugün siz Aydın Didim, Akiniköy Mahallesi Yeşiltepe bölgesinde 700 metrekare arsa içerisinde 5 oda, 1 salon, açık mutfak, giyinme odalı, ebeveyn banyolu, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı lüks bir villa tanıtım için geldik değerli arkadaşlar. Miraç Emlak olarak bu güzel evi beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tabi villayla ilgili kısaca bir bilgi daha vereyim. Burası aracınız olursa sizin için çok iyi olur. Ulaşım biraz zor değerli arkadaşlar. Tabi Akbuk plajına 5 kilometre, Didim Altınkum plajına 15 kilometre mesafededir değerli arkadaşlar. Lüks bir villadır. Fiyatına gelince bu güzel evimizin fiyatı 11.500.000 Türk lirası değerli arkadaşlar. 11 milyon 500 bin Türk lirası. Ciddi bir pazarlığımız var. Didim sınırları içerisinde takasa açığız. Miraç Emrah'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.